Sayın Gürsel Tekin hazır. Sayın Gürsel Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk Fevzi Bey. Size de konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Aslında ben Türkiye'nin Nabzı programı öncesinde Ankara'dan İstanbul'a gelirken çok sayıda izleyicim Gürsel Bey yayına katılacak mı demişti. Sizin açıklamalarınızı açıkçası merak ediyorduk. Böyle fiziken olmasa da telefonla açıklamalarınızı alacağımız önemli bir an. Ben akşam saatlerinde sizle konuşmuştum öncelikle. Sayın Genel Başkan sizi arayacağını ifade etmişti ama o ana kadar bir arama yoktu. Bir telefon geldi mi? Bununla başlayalım dilerseniz. Evet, ya olabilir şimdi Sayın Genel Başkanımız sonuç itibariyle bizim dostluğumuz var, beraber çalışmışlığımız var. Aradığında elbette görüşürüz. Ama Can Bey tabii söylemiş olduğu cümlelerle ilgili katılma gereği duydum. Şu ana kadar bir arama olmadı mı efendim? Efendim? Bir temas olmadı mı şu ana kadar? Daha temas yok. Peki, Can Bey'in... Ben yakıtı bitmiş, yakıt ikmali yapan bir Cumhuriyet Halk Partili değilim. 2008 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin o değişim dediğiniz, dönüşüm dediğiniz, toplumla bütünleştiren, toplumun farklı katmanlarıyla yan yana getiren bir siyasetçi olduğumu hatırlatmak istiyorum. Değişim sadece 2008 yılında, 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel Tekin İl Başkanlığı döneminde olmuştur. Sayın Baykal döneminde ismini, o arkadaşlarımın isimlerini vermek istemiyorum. Sayın Baykal döneminde arkadaşlarımızın tamamı ulusalcıydı. Bugün o yenilikçi dediklerimiz. Daha sonra Önder Bey döneminde Önder Beyci oldular. Ansızın kısa süre içerisinde Kemal Bey döneminde özgürlükçü solcu oldular. Sonra ne olduysa değişimci oldular. Ben kimseyi incitmek istemiyorum. Tabii Can Bey o arkadaşlarımız sözcüsü değildir. Ama burada meydan okuyorum. O kendisine değişimci diyen her arkadaşı Habertürk'te yayına çağırmak istiyorum. Gelsinler beraber konuşalım. Bedeni bir şekilde ben sonuç itibariyle bu parti emek vermiş. Sahada sokakta çalışmış. Mücahitlik yapmış. Ve bu partinin müşahidi olmuş bir insanım. Zenginleşmiş biri falan değilim. Siyasette zenginleşmenin karşısında dik durmuş ve bu ülkede yoksulluğun, sefaletin sorumlusu bu yolsuzluktur diyen, isyan eden bir siyasetçi. Onun için arkadaşlarımız Gürsel Tekin deyince bir böyle geriye dönüp siciline bakacaklar. Ama değişimci arkadaşlarınızın ne zaman sizin bugün vekaleten onların adına kullanmış olduğunuz cümleler kim istiyorsa, hangi mecrada istiyorlarsa, Habertürk olmayabilir, kendi televizyonları var, kendi televizyonlarına kendileriyle yayında toplumun 85 milyon insan bizleri izlesin, ne yapmışız, ne diyoruz, dün ne yapmışız, bugün ne yapmışız, bunu konuşmak istiyorum. Onun için bu değişimciydi, şuydu, buydu falan. Kimin değişimci, kimin değişimci olmadığını ben çok iyi biliyorum. Ben bu partinin hafızasını en iyi bilen insanım. Elbette. Bunun için aramak zorunda kaldım. Peki. Yani birkaç sorumuz olsun. Bu arada sizi yakalamışken. Ne zaman isterseniz, hangi arkadaşın konuşmak istiyorsa kendileriyle ben her türlü konuşmaya hazır oldum. Efendim seve seve Türkiye'nin nabzını ve Habertürk ekranlarını arada, CHP içerisinde değişimci ya da işte eski ekip olarak ifade edilen ekipler arasındaki tartışmaya açarız. Bu anlamda sizin çağrınızı da biz de buradan yapmış olalım. Dilerse yeni ekiple ya da işte nasıl tanımlıyorlarsa kendilerini burada pek tabii gelip dertlerini anlatabilirler. Yeni bir şey bilmiyorum. Yani yeni dediğiniz Deniz Bey döneminde bakın ben Türkiye'de siyasette satıcı, böyle günübirlik değişimci falan, ideolojik değişimi evet sonuna kadar saygı duyarım. Hiç sorunsuz. Siz... Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda geçmiş dönemde elbette farklı değişim, farklı düşünceler yarışları olmuştur. Buna saygı duyarım. Ama düşünceden dolayı bir değişimin olduğunu bana bir tek Allah'ın kulu söyleyemez.
Dolayısıyla siz CHP'nin yeni yönetimini ve kurmaylarını değişimci olarak kabul etmiyorsunuz. Elbette. Ya benim arkadaşlarım onlar. Benim ağzımı açmayın. Hepsini tanırım. Serecesini bilirim herkesin. Yürsel Bey, size bir şey sorabilir miyim? Peki efendim. Şimdi benim bir tek özel ricam. Yani ben ekranlara çıkan bir insanım. Hiç her şeyim açık. Çok aleni bir insanım. Rahatlıkla herkes bana ulaşabilir. Sorabileceği ne soru varsa sorulara cevap verir. Evet. Mesela bugün bir gazeteci arkadaşımız, dostumuz bir ekranda, bunlar çok günahtır yani, gerçekten günahtır. bir radyoda demiş ki Gürsel Tekin'le Sağlık Bakanlığı ilişkisine bakalım. Gürsel Tekin'le Sağlık Bakanlığı ilişkisi hangi ilişkidir biliyor musunuz? Buyurun. Pandemi döneminde rahatsızlandığımda Sayın Bakan'ın beni aradığı ilişkidir. Onun İnsani bir ilişki olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu kadar da olmaz yani. Vallahi nasıl bir ilişki? Yani bir bakan bir siyasetçi arar yani. Bu da hani bir şey gibi anlatılmaz ki yani. Tayyip Bey de Muhittin yaramıştır. Tabii canım, ne olacak yani? Peki. Çok çirkin buluyorum. Çok ayıptır. Yani biz bugüne kadar namusumuzla, hasiyetimizle siyaset yaptık. Ömrüm imar çetesi, beton lobisiyle mücadele ederek geçti. Bugün değil, 15 yıldır. Hepinize özel rica ediyorum. Elinizde telefonlarınız var. Evet. Oraya imar çetesi, beton lobisi yazdığınızda Gürsel Tekin'in bütün fotoğraflarını görebilirsiniz. Saygılar sunuyorum. Peki Sayın Tekin, sizi bırakmayacağım. Birkaç sorumuz var. Konuklarımın da sorusu var. Lütfen biraz daha bizle kalın. Nagihan Alçın'ın bir sorusu var. Kendisiyle başlayalım. Gürsel Bey, ben yani onu hatırlattım. Pazartesi akşamki yayını da açıkçası ben de anlamakta zorlanıyorum. Bugün Özgür Özel'in sizinle ilgili sarf ettiği cümleler, Gürsel abi diye bahsetti sizden. Evet. Bir şunu sorayım, ne hissettiniz? İki, hakikaten bir arama bekliyor musunuz? Sözlerini de hatırlatayım. Çok özür dilerim Sayın Tekin. Kırgınlığı geçince baba ocağına döneceğini düşünüyorum. Adaydan memnun olmayan herkes istifa ederse partide kimse kalmaz demiş Sayın Genel Başkan. Buyurun. Efendim, benim niçin, neden istifa ettiğimi Sayın Özel de Sayın Genel Başkan da çok iyi biliyor. Bazı şeyler var ki söylenmez, zamanı gelince söylenir. Ben 40 yıl çocukluğumdan itibaren bu partiye dava uğruna mücadele etmişim. Ve 15 gün o istifa mektubunu yazarken hangi ızdırabı çektiğimi ben bilirim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kaldığında gözyaşı döken benim. O partinin gençlik kollarında pazarda kağıt toplayarak yakarım ben ve benim arkadaşlarımdır. Bugün Kadıköy Teşkilatı'ndaki eski dostlarımız, arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız hepsi bilir. Türkiye coğrafyasında farklı siyasi partilerin tamamı, farklı insanlar, farklı unsurların tamamı beni arayarak ilk kez ne kadar haklı olduğumu söylediler. Bu mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bir sorun değil. İnsanlar şerefiyle, hasiyetiyle siyaset yaparken akraba ilişkileri, kabile ilişkileri, yakın ilişkiler, arkadaşlık, dostluk ilişkileri üzerine siyaseti inşa etmeye çalışırsanız işte o zaman siyaseti çürütürsünüz. Bütün siyasi partilerde yaşanan sorun bu. Ankara'daki tayinli atamalı sistemden vazgeçin. Bırakın millet kendi kaderini kendisi çizsin. Sayın Özel arayacaktır. Elbette abi kardeş ilişkisi içerisinde telefonla birbirimize söyleyeceğimiz cümlelerimiz vardır. Sayın Genel Başkan'la parti yönetimini ayırıyor musunuz, kurmayları? Böyle bir bakış açınız mı var? Hayır, öyle bir kimseye ayırdım yok ama yani bu böyle onlar değişimci, biz geri kalmışçı gibi tasnif edip tarif edilmeler beni çok üzüyor. Ben oradaki arkadaşlarımın hepsini sicilini biliyorum. Onlar da benim sicilimi bilirler. Benim yani ideolojik bir tartışma yapmak istiyorlarsa ben çok hazırım. İşte hangi kanalla isterlerse konuşalım. Peki. Ya bu değişim falan değil. Yani benim daha fazla damarıma basmayın. Peki Faruk Aksoy'un bir sorusu var efendim. Şöyle, ben Gürsel Tekin'e herhalde nasihat edecek yaşta ve tecrübede değilim. Ama rica ederim, olur. Taş yerinde ağırdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden
istifa etmek, hani 40 yılı bu partiye verdim diyen partinin nefer isimlerinden biri olarak partiden istifa etmek ağır bir karar değil mi? Bir. İki, velev ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmediniz. Siyaset insana bir kere bulaştı mı bir daha kurtulmak zor. Yani Gürsel Tekin'in başka bir planı, programı var mı? İki, üç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu süreci yaşamasında eski genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettikten sonra parti genel başkanlığından ayrılmamasının, olayı sıkıştırmasının, zamanın daralmasının, olaylı kurultayın gerçekleşmesinin etkisi var mı yok mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki çok kolay bir karar değil. Ne kadar zorlandığını bir ben bilirim, bir de eşim bilir. Bir de arkadaşlarım, çevremdeki dostlarım bilir. Çok kolay alınmış bir karar değil. Ama bu kararın arka planında sıradan bir belediye başkanlık meselesinin olmadığını da bilmenizi istiyorum. Tam 8 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sahada, sokakta sosyolojik çalışma yapan tek kişiyim. Tek. Türkiye'de tek. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Bunların hiçbir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin haber sitesinde yok.